Hafıza, bilgi, temiz bilgi olacak. İlgi, odaklanma, dikkat, yoğunlaşma, fokuslaşma, fokuslanma diyorlar ya şimdi. Odaklanma, odaklanacak insan. Bir şeyi öğrenmek istiyor, hafızasına kaydetmek istiyorsa ona odaklanacak. Odaklanma aynı zamanda ilgiyi diğerlerinden kesmedir. Görme de böyle tanımlanmaz mı? Görme sınırlamadır. Sınırlanamaya, sınırlamayan göz göremez. Onun için yani iki yeri birden göremezsiniz. Odaklaşacaksınız, odaklanacaksınız. Odaklandığınızda hafızanızda da kaydedersiniz. Algı, açık ve seçici algılar. Açık ve seçici bir algınız yoksa, algınız kapalıysa, işte siz o zaman organlarınızdan gelen bilgiyi inkar ettiniz demektir. Algının kapalılığının en tipik örneği nedir? Önyargı. Önyargı. Ön yargılı olan bir insanın algıları kapalıdır. Öğrenemez. Yargısı var. Ön yargının en güzel tanımını Kur'an'da Kur'an'da yapmıştır aslında. Nedir? Müddessir suresinde. Kahrolası. Ölçtü, biçti. Bir daha kahrolası. Nasıl da ölçtü, biçti. Nedir bu aslında? İnnehu fekkera ve kaddar tefekkür gelir diğer yerlerde. Bir tane burada tefkir gelir. Evet, sığ düşünce, ön yargılı düşünce demektir. Nasıl da ölçtü biçti? Aslında öğrenmek maksadıyla ölçüp biçmedi. Ön yargısını metresi yaptı. Ön yargısını kilosu yaptı. Ön yargısıyla ölçtü. Öğrenmek için ölçmedi. Değişmek için ölçmedi. Burada şunu söylüyorum. Eğer bir bilgi Sizde küçük veya büyük bir değişiklik yapmıyorsa siz o bilgiye sahip değilsiniz. Siz öğrenmemişsiniz demektir. Öğrenmek değişmektir. Öğrenmek yeni bir insan olmaktır. Onun için anladığımda mutlu oluyorum diyen insandan daha güzeli yoktur. Anladığımda mutlu oluyorum. Öğrendiğimde mutlu oluyorum. Bu çok önemlidir. Öğrenmekle mutlu olan insan Allah'ın sevdiği insandır. İşte o zikir ehlidir. Zikir ehli kimdir? Öğrenmekle mutlu olandır.